Ve sıra geldi sosyal deneyimize. Ekranlarınıza taşıyacağız ve o görüntüleri izlerken eminim aklınızdan birçok duygu, kalbinizden birçok duygu, birçok fikir aklınızdan gelip geçecek. Ve bu noktada bizim aslında profesyonel, akademik tecrübesini bizlerle paylaşacak olan Nevzat Tarhan Hoca'ya çok ihtiyacımız oldu. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve psikiyatrist. Hocam çok teşekkür ederim. Teklifimizi kabul ettiniz, geldiniz. Çok sağ olunuz. Sevgili seyirciler, biz bir sosyal deney yapalım dedik. Bir yere kameramızı yerleştirdik. Ondan sonra da Elif arkadaşımız engelli bir vatandaşımızı canlandırdı. Mesut arkadaşımız da ona kibar tabiriyle terbiyesizlik yapan bir vatandaşımızı canlandırdı. Sonra da sokaktan geçenler bakın nasıl tepki gösterdi. Vallahi ben oradan keşke geçseydim diyorum ama nasıl olurdu bilmiyorum. O görüntüler nasıl ekrana yansırdı. Bir izleyelim, sonra tek tek üzerine konuşacağız. Sorun inebilir. Ben öbür dünyaya geçtim, bu kızı buraya bırakmam. Abi gel arkadaşım, çıkarsana gel göstereyim. Şu aracını çeker misin? Kardeşim bak bir para çekip geleceğim. Ya. Ne olmuş? Allah aşkına. Ya hanımefendi orada da inecek yer var. Engellilerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için şimdi bir sosyal deney yapacağız. Her yerde gizli kamera var. Ben engelli olacağım. Bu sandalyeye oturacağım. Ve ekip arkadaşım da arabasını engelli yolunun önüne çekecek. Ben ona çıkışacağım. Bakalım vatandaşın tepkisi nasıl olacak? Abicim dur. Hemen çıkma. Hemen birazcık öne çekebilir misin ya? Yok canım bir bankadan para çekip geleceğim. Sen birazcık öne çeksen ben geçeceğim. Yok bak bir bankadan para çekip geleceğim. Tam bir bekle istersen 5 dakika para çekip geleceğim. Hemen tamam. Öne çeksen ben de eve gitsem ya. Para çekip geleceğim. Ya ama alıp yaptın. Canım öteki ayıp taraftan da tamam. Pardon bakar mısın? Arabayı birazcık ileri çektirir misin? İki dakika bir para çekip geliyorum hemen ya. Ya ama benim çıkmam lazım. Ya yoksa kusura bakma iki dakika bir para çek. Bir şey yok şuradan çıkın. Ama oradan geçiş yok. Ya bak şuradan sığabilirsiniz. Ya azıcık ileri çektirsin. Ya hanımefendi şuradan bir para çekip geleceğim hemen bir şey yapmayacağım. Ya bak şurası müsait. Oradan inebilirsiniz. Ama bunu hep her zaman yapıyorsunuz. Ya bir şey olmaz oradan iki dakika bir para çekip geleceğim ya. Saçı ben nasıl çekeyim bu halimi? Ablacığım oradan çıkar. Ya diğer tarafta da inecek yer var, bu tarafta da inecek yer var. Bir para çekip geleceğim bir şey. Ya. Ne var ki bunda? Şurada da inecek yer var. Gerçekten şu taşı iki dakika çekin, oradan çıkın. Sen benim yerimde olsaydın böyle konuşmazdın. Ya hanımefendi orada da inecek yer var. Ya şuradan iki dakika çıkar bir şey olmaz ondan ya. Ne olacak bu kadar da abartmayın ya. Oradan da iner, buradan da iner. Çok teşekkür ederim teyzeciğim, sağ ol. O taşı iki dakika çekin çıkar oradan. Bir şey olmaz ondan. Pardon. Arabayı birazcık ileri çekebilir misiniz bir acaba? Bir para çekip geleceğim. Ya şuradan lütfen, inebilirsiniz. Ama ben şu oradan geçecek bakın, yer orada yok müsaade ki. Ama bir yer burası var. Engelliler için yapmışlar. İki dakika bir ya para çekip geleceğim. Ya şuradan inebilirsiniz hanımefendi. Ya. Bir şey yok bu kadar. Azıcık uzatacak. Ya şuradan çekebilirsiniz. Allah Allah ne ya var bunda? Ya geçerim zaten bakın, oradan. Şurada müsait bakın, bir yer var. Oradan geçebilirsiniz. Eve gitmem lazım bir an önce. Ya iki dakika bir para çekip geleceğim beyefendi. Şuradan inebilir. Şuradan inebilir. İki dakika bir para çekeceğim. Beyefendi iki dakika bir para çekip geleceğim ya. Şurada, abi para çekip geleceğim. Bunda ne var büyütecek bu kadar? Evde beni bekliyor. Hanımefendi bakın şuradan inebiliyorsunuz. Geç kalırsam kadın merak edecek. Şuradan inebiliyorsunuz. Bu kadar konuşuyorsunuz da şuradan inmiştin ya, şimdiye kadar. Çok sevinirim ya yardımcı olursanız yok böyle bir şey ya. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Valla benim evim bu tarafta. Yani ben burada engelliyim. Abi sağ olsun maşallah iki ayağının üstünde de yürüyor. Ama bir arabayı öne çekmeye üşeniyor yani. Yok böyle bir şey ya. Bak orada yer var. Oradan inebilirsin. İnsanlık ölmüş ya. Gerçekten. Nasıl amca? Bir para çekip geleceğim amca, oradan inebilir, orada ya sorun yok. Senin para çekmeni bekliyor. Evet
Helal olsun. Ya amcacığım oradan inebilir, sorun yok. Sorun yok. Şu araba ben öbür dünyaya gittim, bu kızı buraya bıraktım. Ya bir para çekip geleceğim, bunda bu kadar büyütülecek ne var? İnebilir oradan, orada yer de var. Bir şey yok amca orada, orada inebilir. O kadar da büyütülecek bir şey yok bunda. Bir şey yok, o zaman çıkar gel yani. Bir şey yok o kadar da. Ben şimdi nasıl ineceğim buradan? İnersiniz oradan hanımefendi. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Sen kadar benim yerimde olsan acaba aynı yani şeyi oradan söyleyecek misin? Bir şey olmaz oradan. Oradan inebilirsiniz. Dur inme. Arabayı birazcık öne çekebilir misin ya? Olmaz canım, oradan çıkarsın ya. Ama ben şimdi oradan çıkamam, görmüyor musun? Çıkarsın, taşlar bak, var yer orada. Tarafta ben da inecek yer var, oradan da çıkarsın. Ya azıcık öne çekeceksin arabayı. Ya gözün seveyim, değer yok zaten. Ya bu kadar laf yaptığına bak, değmez ya. Hemen azıcık öne çekeceksin inersin. Abla. O taşı çekin, oradan ya, çıkarsın bak, ya. Bak burada dur Canan, hemen git. Ya 2 dakikada çekiver arabayı ya. Yok, acele ya, bir şey olmaz oradan. 2 dakika iner. Diğer tarafta da inecek yer var ya. Abicim bak, annem evde beni bekliyor. Kadın meraktan ölecek ya. Oradan da inecek yer var. Taraftan da var. Ya sorun çok veya teşekkür taşı ederim çekin, ama oradan çıkın. Yok, ayıp yani yaptınız ya, gerçekten. Yok, bir şey ya bak, böyle diyene kadar hemen 2 dakikada çıksan geçeyim. Canım bak, bir para çekip geleceğim hemen ben. Hemen karşı apartmana gideceğim abi ya. Ama hemen yardımcı olun yani. Ya bak kardeşim, oradan da iniş yeri var, oradan da bir ayıp para çekip geleceğim. Ayıp ya, gerçekten ayıp yani. Ya bir şey, aynı, kendinizi aynı yere koyun. Ya tamam bak, haklısın, şu taşı çekip oradan da inebilir, ama tamam. Yok. Hani bunu şey yapmayın o kadar. Kardeş. Yok bak, oradan bak, da iniş var. Ya çek istediğin yere, tamam, çek ya, sorun kardeş değil. Ben bir para çekip geleceğim. Bu kadar büyütmenin anlamı yok kardeşim. Bak oradan da iniş. Şu konumda, şu tamam, konumda uzatmanın bir anlamı yok dayıcığım. Tamam, çeker oradan. Şu konumda sen olsan ya, yanlış. Ya kardeş bak, yok. Oradan da iner, buradan da iner. Çek istediğin yere çek, tamam? Bak. Ayıplanacaksınız. Ya kardeşim bak, şurada da yer var. Bir bakar mısın? Bak. Şurada da yer var. Tamam. Bak. Şurada da yer var. Abi karşı apartmana gideceğim ya. Şu taşı çek. 2 dakika ileri alabilirsin. Tamam bak, şu taşı çek. Şu taşı çek, oradan da insin. Aynı bak yerde anneni tamam babanı düşün. Ya kardeşim bak, oradan da iniş yeri var, buradan da iniş yeri var. Tamam. Ya işte bu kadar konuşma. Ben şimdiye çekip gelmiştim yani. Bu kadar büyütülecek bir şey yok bununla, yapmayın. Ya abicim oradan insin. Tamam oradan insin. Allah Allah, bu kadar bir şey yok. Tamam bildir kardeşim. Kızım sen de geç, oradan geç hadi. Çık oradan çık. Tamam veya o taraftan çık. Evin ne taraftaysa oraya git. Tamam. Bu kadar büyütülecek bir şey yok bunda. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Şu aracını çeker misin? Kardeşim bak, bir para çeker çekip geleceğim. Kardeşim? Bak kardeşim, çeker misin? Allah Allah. Çeker misin? Bak bu para çeker misin? Bak. Ya teyzeciğim. Ayıp, senin yaptığın ayıp. Bak oradan da iniş yeri var. Bak, yürüyebiliyorsun. Ya tamam kardeşim. Aynı yerde kendini düşün. Tamam. Şu arabanı çeker tamam misin? Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Gerçekten sağ olun teyze. Gelin bana. Bir gelin bana. Burada seyrederken görmediniz siz tabii stüdyodaki seyircimizi. O arkadaş var. Vallahi o kardeşimizi ben de buradan harikasınız ya, yani süpersiniz. Bak bir, bu yaptığını diyor çekeceğim diyor. Sosyal medyadan yayınlayacağım. Ondan sonra tabii Mesut bir iki cümle söylüyor. Hadi kızım, hadi oradan geç falan diye. Mesut yemin ediyorum herkes sana bilendi şu anda. gel Allah aşkına gel. Mesut Çavuz çok tatlıdır da. Mesut sana gerçekten yani bir sinir ol. Geç diyor kızım diyor. Sonra da böyle tuttu kolundan, sen geç bakayım. Tabii ki şiddete karşıyız da. Hadi canım dedi. Hadi canım sen o arabayı. Yani dayanamadı çocuk ya, dayanamadı. Ve bir ondan sonra da stüdyoda alkış kıyamet burada. Herkes bizim istediğim işte bozmalı. Sağ ol Mesut'cum. Devam edelim. Acelem var benim ya, bir bankaya para çekeceğim. Benim de acelem var. Evde canım bak, orada ya da yer var. Evde oradan annem bekliyor, kadın meraktan ölecek ya. Canım valla çekemem, kusura ya bakma yani. Bak bu kadar laf yapacağına. Bak orada da yer var, orada da yer var. Bu kadar konuşacağına oradan da inersin, buradan ya da inersin. Ayıp gerçekten yaptın. En kötü ayıp o taşı ya çek, öyle geç yani, bir şey olmaz. Ya. Bunun ayıbım ayıbı ya yok çok yani. Ya 2 dakika acelem ya var, 2 diyorum canım, bir şey olmaz. Bak oradan da inebilirsin. 2 dakikanı alacak ya. Ben yardım edeyim. Efendim? Ben yardım edeyim. Tamam oradan da inecek yer var, buradan da inecek yer var. Ya hayret bir şey ya. Efendim? Ben yardım edeyim.
Ya şu beyefendi, karşı apartmana geçeceğim ben hemen. Arabasını acelem çekti var. Buraya. Hani, orası normalde engelli yeri. Ya, acelem var hani. Ya şu oradan durumundan daha önemli olan var. Ya siz niye böyle şimdi şey oldunuz ki yani? Gel arabayı, ben sana yer göstereyim. Gel. Abi orada dönecek yer var. Abi bak 2 dakika bize bir para çekip geleceğim. Abi gel arabanı çekme hocam. Abicim bir para çekip geleceğim. Bunda bu kadar bir şey. Bak bak bir şeye bak. Abi orada da inecek ya. Bir sürü yer var burada. Abi bir şey bu şikayet. Gözü sınavı alamıyor. Hocam bunu görüyorsun. Tamam, para çekip geleceğim ya abi. Abi şu şey... arabayı ilk önce çek. İlk önce çek arabayı sonra çek. Hadi. Hadi. Tamam abi para çekip geleyim şuradan. Güzel kardeşim. Ya, bak durum ortada. Yok mu? Kardeşiniz olsa ya abicim kardeşim. Tamam bak haklısınız da benim de acelem var. Bak bundan daha haklı olamayız canım kardeşim. Bak git çek. Zaten arabanın gerekiyorsa başında beklerim. Bir şey olmaz. Sağ ol. Ya orayı park etmeseniz ben buradan geçmem lazım ya. Ya bir para çekip geleceğim. Ama azıcık öne çekin ya. Şuradan da çıkabilirsiniz. İyi de ben oradan nasıl çıkayım? Ya inebilirsiniz. Bir ya şey yok oradan bir Allah Allah. Ne olacak şey o kadar? Ya bu kadar da istasyon yapmayın gözünü seveyim ya. Tamam abi, ne olmuş? Allah aşkına. Siz uzatmayın ya. Bir para çekip geleceğiz alt taraf. Ne olmuş yani yer mi var? Ne İşimiz olmuş, gücümüz var bizim de. Ne yapayım? İnebilir oradan. Diğer tarafta da inecek var. Ya tamam hanımefendi niye bağırıyorsunuz? Oradan da inecek yer var. Buradan da inecek yer var. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bak indin yani. İnebiliyorsun değil mi? İyi de abicim orada benim ayaklarım çok hassas. Ya ne olmuş yani? Bak buraya da yer yapmışlar. Diğer tarafta da yer yapmışlar. Gel sen benim yerime otur. Ya ne olmuş bu kadar da acitasyon yapmayın. Gözünü seveyim ya. Böyle her yerden inebilirsiniz. Böyle ayaktayken konuşması kolay tabii ya. Ya siz ne diyorsunuz hanımefendi? Nasıl size ne oluyor? Ya size ne oluyor? Size ne oluyor? Her taraftan inecek yer var. Bu kadar büyütmenin anlamı yok. Ya buraya çekme kardeşim. Ya çekerim. İşim gücüm var. Et. Et şikayet et. Ne olmuş edeceğim yani? Edeceğim zaten. Et. Plakanı da aldım. Rahat Allah ol. Allah. Bir de acı tasman yapma diyor. Utanma. Ya işte böyle. İşte böyle. Duyarlı insanlarımız gerçekten var. Bizim toplumumuzda iyi insanlar çokça var. Hakkımızı, hukukumuzu korumayı da bilmemiz gerekiyor. Ve beraber yaşadığımız herkesin özeline, herkesin hakkına saygı göstermemiz gerekiyor. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle birlikte demiştim. Görüntülerin bazılarını tekrar arkadaşlarımdan rica edeceğim. Tek tek konuşacağız ama bir de bizim haber müdürümüz Sorel Dağıstanlı'yı da bir şeyler soracağım. Sorel'i de çağırabilirsek birkaç şey aklıma takıldı. Bu sosyal deney için ona da soru sormak istiyorum. Şimdi hocam başta birkaç vatandaşı gördük. Böyle orada diyor kardeşim çeker misin gidemiyorum yürüyemiyorum diyor Elif. Ondan sonra Mesut da diyor ki çekmiyorum ha falan para çekeceğim geleceğim bekle diyor ya da öbür taraftan diyor. Kimisi hiç bakmadan böyle yürüyor gidiyor. Şimdi tabii ki onların da belki aklında duymadı, anlamadığı, belki hayatla ilgili bir düşünceleri, sıkıntıları var. Onları da anlayabilirim ama zannediyorum sayıları 2 değil. Onu birazdan Sorel'den öğreneceğiz. Bir böylesi var. Azınlıkta olmakla birlikte böylesi de var. Nasıl yorumlamalıyız? Bu aklıma bana şey getirtti benim. Anaokul çocukların üzerine bir deney yapılıyor. Sosyal deney benzeri. Oynarken kız erkek çocuklar düşüp yaralanıyor birisi. Çocuklar ne yapıyor diye bakılıyor. Kız çocuklar gidip yardım ediyor. Erkek çocuklar oynamaya devam ediyor. Anaokulunda. Öyle bir deney var. Burada tabii annelik duygusu açısından, annelik genetik yapısı açısından kızlar daha empatik. Kadın, daha küçük yaşlarda küçük başlıyor yaşta, ya da. Yani, çünkü deneyde hatırlayacaksınız bir hanım vardı. Oğlum diyor ben kaç yaşındayım diyor. Bana diyor taşı çek diyorsun ne biçim konuşuyorsun sen ya. Falan diye. Hatta onu da hazırlayalım. O hanımın tepkisi de zaten ağzından sinirle bazı ifadeler de çıkıyor. Ve o haliyle de sahip çıkmaya çalışıyor kız. Ama hani başta bir iki tane arkadaş geçti. Onlar da bayağı genç erkeklerdi. Ha sonra gelmiş... Soracığım elinize sağlık bir kere çok güzel hazırlanmış ekip arkadaşlarımız hakikaten ellerine sağlık. Şunu soracağım kaç saatte çektik biz bunu? Valla biz sabah saat 9 gibi 9-9.30 arası Ataköy'e gittik. İşte ekiplerin yerleşmesi arkadaşların rolüne hazırlanması yerini alması artı çekimler toplam 4 saat sürdü. Yani
1-1,5 arasında bitirdik. Peki hiçbir tepki vermeden, oralı olmadan dümdüz yürüyenlerin oranı ne kadardı? Ben fazla değildir diye tahmin ediyorum ama. Yani şöyle, %75 tepki verdiyse, ki bu tepkiler çeşitli düzeylerdeydi gördüğünüz gibi, %25 tepki vermedi. Ama onu da ikiye ayırırsak %15'i böyle bakıp geçti, %10'luk bir kısmıysa uzakta tartışmayı gördü ve kaldırımı değiştirdi. Yani onu da biraz ayırabiliriz aslında. Tepkisizlik de kendi içinde biraz ayrıldı. Yani aman aman iş bana da bir şekilde sıçrar. Yani ben tabii. Hiç bulaşmayayım diye. Önünden geçmeyen oldu, yolunu değiştiren oldu. Ha, yolunu değiştiren oldu. Aslında meseleyi kavradı. Gördü ama orada hiç bir tartışma dedi. Olduğunu, ki mesele zaten uzaktan bakıldığında rahatlıkla anlaşılabilen bir mesele. Onu görünce yolunu değiştirdi. Kimisi de gördüğünüz gibi direkt olarak geçti. Peki Mesud'a hadi kardeşim, hadi sen arabanı buradan çek, hadi canım kardeşim, yine güzel ifadelerle yönelenler oldu ve onu arabayı çekmeye de bir anlamda zorladılar. Evet. Peki bizim yayınlayamadığımız... Var tabii. Var değil mi? Yani var. Şöyle, tabii herkesin tepkisi takdir edersiniz ki aynı olmuyor. Bazı vatandaşların biraz heyecanlı diyelim, Mesut'un da verdiği cevaplara istinaden öfkeleri arttı. Biraz hakaretvari sözler oldu. Üstüne yürüyenler oldu. Tabii onları veremedik ama aşırı tepki verenler de oldu tabii ki. O sırada siz hepiniz müdahale ettiniz. Etmek zorunda kaldık, yoksa başkaları bize müdahale ederdi orada. Tabii. Bu arada biz sonuçta bu bir gizli kamera ama herkesten, yani ekran karşısında görünen hepsi herkesten izinler alındı. İzin vermeyenler sorduk, yayınlanmasını istiyor musunuz diye. İzin vermezse yayınlamıyoruz ama hepsi izin verdi yayınlamamıza. Evet, çok güzel. Biz hocamızla burada yorumlamayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum Soray Dağıstanlı. Evet, haber müdürümüzden de aldık. Şimdi sevgili hocam, oradaki birkaç tepkiyi daha ben göstermek istiyorum. Genç bir arkadaş vardı burada, alkış da aldı. Evet, işte biz de olsak böyle yapardık diyenler. Birkaç kişiydi onlar. Evet. Onların bir görelim mi tekrar tepkisini? Ondan sonra da hani yaşı itibariyle mi böyle tepki verebiliyorlar? Belki genç bir erkek. Mesela yaşlı bir amca vardı. O aslında çok kızdı. Hani sen dedi, bu dünyaya niye gelmişsin dedi. Falan böyle çok şeker şeker konuştu da. O amca belki de Mesut genç bir adam, o yaşı ilerlemiş, belki kendine yönelik bir tehlike oluşur diye herhalde fazla giremediği işin içine. Ne dersiniz? Tabii, yani böyle durumlarda insan kendisine genellikle üç türlü tepki olur. Biri duyarsız kalmak, diğeri böyle orantısız tepki vermek tarzında şiddetli tepki var. Öfke kontrolünü zor yapan kişilerde. Ve bir diğeri de sadece benim burada uyarı vazifem var. Sadece uyarırım ama ondan sonrasında karışmam diyen tepki var. Aslında böyle durumda sağlıklı tepki ne olmalı? Burada hiç şeye dalaşmaya girmeye lüzum yok. Arkadaş, sen şöyle bir yasal kuralı uymuyorsun. Ben hemen senin arabanın plakasını alıyorum. Gerekli şey alıyorum. Bunun için yani karakola seni ihbar edeceğim. Ve hatta şimdi diyerek, sosyal medyanın tabii, gücünü de bildiği için arkadaş diyor ki senin bak şimdi fotoğrafını çekeceğim diyor. Sosyal medyada yayınlayacağım diyor. Mesela bazen öyle, o işte Murat Alan, Mesut gibi arkadaşlar var. Sırf bu yüzden bıçaklar insanı. Öyle mi? Bıçaklar, hiç şey yok. Yani bu, yani burada tabii sosyal deney olduğu için yani tabii güvenli bir ortam ama böyle durumlarda gerçekten bazı psikopat tipler vardır. Öfke kontrolünü yapamazlar. Madde etkisindedir vesaire. O anda hayır dediği için yani öyle bir durumda onu bıçaklayabilir. Yani böyle bir risk var. Peki hocam, ne yapmak lazım? Böyle bir tabloyla karşılaştık. Tabii. Şimdi burada kimin haklı, kimin haksız, tabii, kimin ayıp ettiği ve kimin mağdur olduğu ortada. Mesela böyle bir durumda siz yürüyorsunuz, böyle bir şeyle karşılaştınız. Ne yapardınız? Bak, bu şimdi böyle duyarsız kalanlar bir kere ahlaki sorumluluklarını yerine getirmemişler. Şimdi yani toplumda iki türlü insan var. Biri engelliler, bir de potansiyel engelliler. Aslında hepimiz birer engelli adayız. Ve şu anda oradan geçenler bu engelli kişiye karşı böyle düşünmeler. Ya bu kişi engelli ama bu benim bir annem olur, babam olur, yakınım olur, ben de olabilirim ileride. Böyle durumlarda böyle bir şeye karşı duyarsız kalmak ahlaki sorumsuzluktur. Sorumluluk azlığıdır. Benim bir tavır koymam gerekir burada diyebilir. Şimdi bunu bir insan demeyen bir insan gerçekten insani değer olarak alt seviyededir. Burada duyarsız geçenlere yazık demek lazım.
burada. Şimdi duyarlı geçenlerde de tepki verenler, mesela o yaşlı şeyin tepkisi yaşına göre gayet olgun bir tepki. Sen yaşlı boşuna dünyaya gelmişsin diyor. Ay, yaşlı amcayı hazırlayabilir miyiz arkadaşlar? Boşuna gelmişsin diyor ve yüzün ifadesine baktığın zaman sanki adamcağız kalp krizi geçirecek. O derece şey gerildi, etkilendi. Ama çok da kibar, çok hiç kibar. Kibarlığı da elinden bırakmıyor. Ve bu, böyle bir durumda onun o 75 yaşındayım ben dedi mesela. Böyle bir insana karşı birazcık o Mesut'un roldeki arkadaşın bir tavrı olsaydı... Bir amcayı izleyebilir miyiz tekrar? Yani birazcık insanın yönü olsaydı ya ben... Böyle bir şey. Bak orada yer var, oradan inebilirsin. İnsanlık ölmüş ya, gerçekten. Nasıl amca? Bir para çekip geleceğim amca, oradan inebilir, orada ya sorun yok. Senin para çekilir. Evet ya, inebilir. Hele olsun. Ya amcacım, oradan inebilir, sorun yok. Şu arabayı ben öbür dünyaya getirdim, bu kızı buraya bakıyorum. Ya para çekip geleceğim, bunda bu kadar büyütülecek ne var? İnebilir oradan, orada yer de var. Bir şey yok amca orada, orada inebilir. O kadar da büyütülecek bir şey yok bunda. Bir şey yok, o zaman çıkar gel yani. Bir şey yok o kadar da. Ben şimdi nasıl ineceğim buradan? İnersiniz oradan hanımefendi. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Sen benim yerimde olsan acaba aynı şeyi söyleyebilirsin. Gidemiyor adamcağız. Yani öyle bir vicdani bir sorumluluk hissediyor ki gidemiyor. Gidemiyor. Fakat yaşından ötürü şimdi karşısındakinin de nasıl bir profili olduğunu bilmiyor. Orada gidip de amcayı bir itse mesela. İtse tabii. Allah korusun amcanın başına neler gelebilir. Yani burada aslında yani mesela ben baktım hiç verilebilecek bir tepkiyi çok vermemişiz. Şeyler. Hepsi çok iyi niyetliler var. Mesela koluna girmiş zorla götürüyor. Yani o aslında bir riskli bir durum. Riskli bir durum. Sonuç almış. Bizim hoşumuza da gitti. Ama bu normal hayatta düşündüğümüz zaman o kişiyi ne korkutabilir? Bu kişiyi bu davranışta ne vazgeçirebilir? Bu soruyu sormamız gerekiyor bu durumda. Yani şimdi o en sonunda... Ben seni yetkililere ihbar edeceğim. İhbar edeceğim. Bana kimliğini verir misin lütfen? Ben işte diyelim, verir miydi kimliğini? Vermezdi bana kimliğini ama en azından bir belki devlet görevlisi bu acaba diye korkuturdu onu soran bir kimse. Böyle bir yöntem böyle de olabilir. Daha sonra ben arabanın plakasını alacağım. Herkesin eline makine fotoğrafını çekiyorum senin. Olayı tespit edeceğim ve bunu yazılı olarak ihbar edeceğim. Yani savcılığa vereceğim senin şeyini dediği zaman orada sağlıklı düşünen bir kimse peki peki deyip arabayı bindirip gidebilirdi. Bir de ben şunu fark ettim. Bak bu görüntüde de var. Aslında insanlar böyle birlik olup hani birkaç kişi birden aynı düşüncede orada saygısızlık eden kişiye yöneldiği zaman çünkü orada arkadaş tek başına tepkisini gösteriyor ama sonra çevresinde yeni yeni duyan ve gelen vatandaşlar olduktan sonra onlar tepkiyi biraz daha yükseltiyorlar ve zorluyorlar arabasını çekmesi için. İşi kolaylaştı. Evet. İşte o yüzden birlik, beraberlik bu noktalarda da önemli. Bak 3 kişi oldu mu işi değiştiriyor. Yani burada, hani tek kişi bir yere kadar gidebiliyorsa 3-5 kişi oldun mu hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi kardeşim. O özellikle seni sosyal medyada yayınlayacağım, seni ihbar edeceğim, seni şikayet edeceğim diyen arkadaşın tepkisi bence tabii. Hani siz tabii değerlendirirsiniz doğrusunu ama tabii, çok güzel bir tepki, çok yerinde bir tepki. Tabii, böyle yerinde bir tepki ve bu şekilde o kişinin yaptığı davranıştan suçluluk ve pişmanlık duyması önemli. Eğer bu suçluluk pişmanlık duyacak gibi bir vicdani duyarlılığı yoksa bile yani rezil olacağım tarzında ya da karakola gidip bir sürü zamanımı harcayacağım. En iyisi geri adım atayım diyebilir. Yani burada bazı herkesin anladığı bir dil var. Bu hareketi herkesin yapanlar herkesin anladığı bir dil, var değil mi hocam? Tabii. Yani bu narsist kişilerin anladığı dil değer verdiği şeyi kaybetme korkusu. Mesela değer verdiği şey işte mesela karakola gidecek, hapse gidecek, ihbar edilecek, teşhir edilecek. Böyle durumlar o korku onundan vazgeçirir. Vicdanını harekete geçiremiyorsunuz bazı kişilerin. Bir de ben orada genç bir hanım vardı. Böyle kırmızılıydı. Evet. Mesela onun tepkisi de başta idare etmeye çalışıyor. Tamam sen diyor git diyor paranı çek diyor. Orada kendi yardımcı olmaya çalışıyor ama bir noktadan sonra evet o bir belki genç bir kadın olduğu için arkadaşımıza hadi bakalım arabanı çek diyemedi ama şey de yaptı yani tavır sözlü koydu. Olarak tavrını koydu. Tavır koydu. Onu da bir izleyebilir miyiz? Evet. O da aslında dik duruştu. Yani biraz küfürlü de konuştu galiba değil mi? Bipler vardı. Bipler vardı. Küfür. Hak etti yani aferin dedik burada. Burada herkes. Geliyor mu? Hadi bakalım. Bu kadar büyütülecek bir şey yok burada. Anlaşılmıyor kardeşim.
Ama azıcık öne çekin ya. Şuradan da çıkabilirsiniz. İyi de ben oradan nasıl çıkayım? Ya inebilirsiniz. Bir ya şey yok oradan bir Allah Allah. Ne olacak şey o kadar? Ya bu kadar da istasyon yapmayın. Gözünü seveyim ya. Ne olmuş? Aa, siz uzatmayın. Bir para çekip geleceğiz alt taraf. Ne olmuş yani? Yer mi var? İşimiz gücümüz var bizim de. Ne yapayım? İnebilir oradan. Diğer tarafta da inecek ben. Ya tamam hanımefendi niye bağırıyorsunuz? Oradan da inecek yer var. Buradan da inecek yer var. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bak indin yani. İnebiliyorsun değil mi? İyi de abicim orada benim ayaklarım çok hassas. Ya ne olmuş yani bak buraya ya da yer yapmışlar. Diğer tarafta da yer yapmışlar. Ya acaba ne olmuş aynı bu kadar da acitasyon yapmayın ya. Gözünü seveyim ya. Böyle her yerden ayaktayken konuşması kolay tabii ya. Ya siz ne diyorsunuz hanımefendi? Nasıl size ne oldu? Ya size ne oluyor? Size ne oluyor? Her taraftan inecek yer var. Bu kadar büyütmenin anlamı yok. Ya buraya çekme kardeşim. Ya çekerim işim gücüm var. Et. Et şikayet et. Ne olmuş yani? Edeceğim zaten. Mekanı da aldım. Allah. Oh, et şikayet et diyor. Et peki diyor plakanı da aldım diyor. Evet. Bu güzel bir yöntem. Tabii tabii plakanı güzel da aldım yöntem. Diyor. Mesela bu yani gerçek suçludan vazgeçirir bu. Plakanı aldım demesi. Tabii. Şey yapması, tartışmaya girmesi. Tanık var orada. Yani iki kişi bir şikayet dilekçe verdi mi savcılığa. O rahatlıkla dava açılır. Böyle bir şu durum. Yani şeye girse bir mahkemede. Dava hukuki kavramlarda yeri olan bir durum. Evet. Bu nedenle böyle durumlarda bir vatandaş tepkisi olarak duyarsız kalmak yerine bu engelli insanlara sahip çıkma ahlaki sorumluluğu çok önemli. Kesinlikle. Bu toplumsal barışa hizmet eder. Bakın Rahibe Teresa'nın bir ne soruyorlar. Dünya daha yaşanır nasıl olur diyorlar. Birebir iyilik yapmakla diyor. Bak birebir. Şimdi orada yardım edenler birebir iyilik yaptılar. Zaten bakıyorsunuz bütün semavi öğretiler, sizin programın adı Hakkını Helal Et. Mesela buralarda bütün şeylerde insanın gönlünü kazanmak var, duygularını kazanmak var. Bunun yöntemi de sessiz iyilik. Mesela burada şimdi hiç kimsenin görmediği, bilmediği yerde bir olay çıkıyor, olayda iyilik yapıyor. Bu sessiz iyilik, görünmeyen iyiliktir yani teşhir edilmeyen iyiliktir. Bu iyilikler, yani bir insan bu iyilik yapmayı kişilik yapısı haline getirirse... O insan toplumda zaten iyi insan olarak bilinir. Yani bu kişiliği böyleyse çocuğuna da iyilik yapar, öğretmense okulda da yapar, eşine karşı da yapar. Ve bu kimselerin pozitif etkileme gücü vardır. Evet. Bir de tabii muhakkak çevresinde, ailesinde, yakınları arasında engelli birisi olanlar daha mantıklı düşünebiliyor ve hayatında... Buna göre kurguluyor. Mesela şöyle bir olaya daha çok tepki veriyor. Veya asla arabasını bir engelli yolunun üzerine park etmeyi aklına dahi getirmiyor. Çok önemli bir şey söylediniz hocam siz. Bir, ikiye ayrılır insanlar engeller ve potansiyel engeller diye. Dolayısıyla unutmayın sevgili seyirciler hepimiz birer engelli adayıyız. Beraber yaşıyoruz. Beraber yaşamak zorundayız. Birbirimizin haklarına, hukukuna saygı göstermek zorundayız. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizin yorumlarınız önemliydi. Akademik çerçeveden ve bilim dünyasından meseleye yaklaştınız. Çok çok teşekkür yani ediyorum. Engellilik insani bir durum. Kesinlikle. Engellilik bir kusur değil. Asla, ve asla. Engellilere bizim hayatı elverişli hale getirmek gibi sorumluluğumuz var. Yani bunun hayat elverişli olursa engellilerin diğer insanlara ihtiyacı da azalır. Evet. Bu yollar onlardan birisi. Onun kesinlikle için yapılmış. Yani bu yolları kullandırmak bizim sorumluluğumuz. Yani insan olarak iyi insan olmak için bir erdem değil burada. Bu bir görev. Bu bir görev. Bu insanlığın gerektirdiği. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a. Sevgili seyirciler yarın yine aynı saatte 16.45'te Hakkını Helal Et'te TRT1 ekranlarında buluşmak dileğiyle birazdan Zafer Kiraz'la TRT1 ana haberi izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.